Evet, değerli dinleyenler, Kaybedenler Kulübü, değerli dostum Mete Onduk, ben Kaan Çaydamlı, Standart FM Kadıköy Merkez stüdyolarında canlı yayındayız. Bugün Kaybedenler Kulübü'nün 17. nüshasını yanılmıyorsam idrak ediyoruz. O kadar oldu mu ya? Maşallah. Vay be. Yani hiç yaşınızdan beklenmeyecek bir performans açıkçası. Ya biraz dişinizi sıksanız 20-24 falan olur yani diye düşünüyorum. Dişimi sıkamayacağım. Şu an dişlerim zaten şey genel bakıma ihtiyacı var. Dökülüyor. Dolgularım dökülüyor. Sen kaç yıldır genel bakım yaptırıyorsun? 12. 12. Yani baştan hesaplamıştım onu. Yani hayatım boyunca 6 kere dişçiye gitme şeyiyle yola çıktım. Prensibiyle, ön kabulüyle daha doğrusu. Yani, şimdiye kadar da gayet şeyimdeyim. Ya 12 yılda bir dolguları mı yeniliyorsun yoksa genel, yeniden evet, tabii, mi yaptırıyorsun? Hepsini tekrar yaptırıyorsun. Ve böyle bir koleksiyonum vardı. Daha önceki nüshalardan birinde bahsetmiştik. Ahşap diş. Evet, tabii. Koleksiyonu. Çok uzun yıllar önce ben çok şaşırmıştım. O zamanlar Kızıl Ağaçlar bölgesinde bir araştırma gezisindeydim bir arkadaşla. Arkadaş mı kızıldı, ağaçlar mı? Ağaçlar. Ağaçlar. O yıllarda doğal kızıl bulmak için İrlanda civarlarına tabii gitmek gerekiyordu. Tabii. Ki ya o büyük açlık döneminden sonra. Büyük açlık değil, 1985 falan mı? Bizim büyük açlığımıza denk gelen yıllar. Ya tam olarak söylemek gerekirse 1982'den bu yana aslında öyle bir dönem yaşanıyor. Ama benim kastettiğim patates. Ha, sen şeyi söylüyorsun. Evet. Patateslere şey musallat olması. Aslında patates de enteresan bir hikaye. Yani biz patatesi ilk keşfettiğimizde onları hayvan yemi olarak kullanıyorduk. Zaten yani kim yer ki? Kim yer ki yani? Tam olarak böyle düşünüyorduk. Çok da büyük hani tarımı yapılmıyordu. Yani evet, işte ahırlar hayvana yetecek kadar. Birini patates yerken görürsen hani insan sınıfına yani koymuyordun. Aç kalmıştı. O yıllarda yazık da yoktu abi. Yani hani kötülüğün şey gezdiği yıllardı. Hani veba gibi. Yerdekine tekme atmak tekme dediğimiz. Tekme atmanın evet, şey sevap olduğu yıllar yani. Doğru. Mesela askerlere şey verirdik, sirke, şarap diye. İyi, o da kafa yapar. Yani herhalde yapıyordu, bilmiyorum. Hiç şey yapmadım. Yani ben... Benim de tahminim. Piyazı keşfedene kadar sirkeden uzak durdum, öyle söyleyeyim sana. Evet. Ben çifte kavrulmuş tahinle sirkenin bir araya geldiğinde... Evet, müthiş bir evlilik. Evet, yarattığı şeyden sonra benim dünyaya bakışım değişti. Evet, yani değişir. İnsanlara bakışım evet, değişti. Evet, değişir. Dedim yani bu... İnsanın hayvanlara bakışı da yani değişir. Değişir. Benim değişti. Benim de. Yani sen tahine sirkeyi damlat bir tür helva elde et. Sonra onu biraz sarımsak, biraz sitrik asitle yak. Yak. Sonra biraz zeytinyağı ile gevşetip biraz suyla aç. Aç, evet. Yani aç insanın buyur. Başına gelebilecek en iyi evet şeylerden biri bence. Onu benim üzerime döksen olur yani. Olur. Yani. Zaten organiyim ben yani. Ben de. Gluten free'yim ben. Komple mi? Tabii. Yani yaratılışım. Yaratılışım. Anladım. Çok iyi. Evet. Çok iyi.
Çavdar mı? Olabilir. Olabilir. Ona baktım. Evet, değerli dinleyenler. Evet. Hoş geldin. Her şeyden önce hoş geldin. Gerçekten. Siz öyle. Yine Kadıköy'de harika bir yaz sonu gecesi ya da yaz ortası gecesi yaşıyoruz. Saygıdeğer dinleyenler, Kaybedenler Kulübü'nün 2023-17 nolu numaralı nüshasına hoş geldiniz. Gece boyunca anons edeceğimiz bir iki husus var. Bunların ilki bize bu programda bu gece nasıl dahil olacağınızı hemen söyleyeyim. Standart FM'in Instagram hesabına bir direkt mesaj yazmanız yeter. Lütfen adınızı, telefonunuzu, mümkünse nerede olduğunuzu bize iletin. Bir programda 4-5 bazen 6 dinleyicimizle görüşebiliyoruz. Onlardan biri olabilirsiniz. Bunu isteriz. Bir YouTube hesabımız var. Yıl boyunca yaptığımız bütün programları yüklediğimiz bir resmi YouTube hesabımız var. Kaybedenler Kulübü Official. Bakınız ve takip ediniz. Destek olmayı himaye etmeyiniz. Arada 3-5 meyve suyu. Meyve suyu takviyesi. Takviyesi. Evet, ateşleyiniz. O da ihtiyaç. O da bir ihtiyaç. Likit özellikle bu tür nemin yüksek, sıcaklığınsa kabul edilebilir düzeyde olduğu gecelerde hissedilen rahatsızlığı hakikaten hafifleten şeylerden biri likite dönmektir. Yani, evet tabii ki. Ki bence bugünlerde likitte olmanın da... Ben şu an likitteyim. Ben komple likite geçtim çünkü yani borsanın 7800'ün üzerine çıkabileceğini tahmin etmiyorum. Büyük ihtimalle bir boğa tuzağı bekliyorum. Var. Komple likitteyim. Tuzağın dibini gördüğüm anda girerim yani. Ayıya mı geçecek? Boğaya geçecek. Boğaya geçecek. Boğaya geçecek. Evet. Binaenaleyhine yani likitte olmakta evet, büyük fayda var bu günümüzde. Öyle düşünüyorum. Sanırım önümüzde bir MotoFest var. Evet. Bununla ilgili bir detay alacağım. Sizden uzun uzun anlatmanızı isteyeceğim. Bugün bir handikaplı açık artırmamız olacak mı? Hala konuşuyoruz. Elimizde bir iki şey var. Onu da birazdan yine anonsu deriz. Bu MotoFest'i bir baştan şöyle bir anlatırsan bana kısaca. Okay. Sonra detayı soracağım. Ya bugün aslında MotoFest konserlerine bilet vereceğiz. Ne zaman bu MotoFest başlıyor? Ne zaman başlıyor? MotoFest 2023 2022'si geçen sene yapıldı. Bu ikincisi. 3 Eylül'de İstanbul'da başladı. 3 Eylül. Florya Ayak Kahvesi'nde bir Poker Run etkinliğinden sonra 7. ev konseriyle MotoFest başlamış olacak. Aslında farklı olan kısmı yani ülkede çok fazla motosiklet festivali var. Çünkü hani bir boş bir yer bulup hadi motosiklet festivali yapıyorum demek çok kolay. Yani burada motosiklet festivali yapıyorum hadi gelin sevişirsiniz falan gibi bir zihniyet var. Fena değilmiş aslında. Fena değil çünkü yani çok motor sürmezsen hani enerji açısından da şey oluyor. Ama çok motor sürersen de bir adrenalin yüklemesinden dolayı ki ben PYT olarak söylüyorum bunu. Hani adrenalinin getirdiği bir şeyde çünkü hayattaki her şey gibi seksin de iyisi var, kötüsü var abi. Sen çok ya, daha iyi bilirsin. Çok canım. Daha iyi bilirsin. Estağfurullah da bilirim evet. Ki ya sen daha yeni PYT'sin yani. Yeni PYT'yim tabii canım. Bana kıyaslarsan. Ben pompada yaşa takılalı nereden bakarsın? Tabii tabii. Geçmiş olsun sizin o, daha eski. Oluyor. Yani ben geçen sene PYT'ye takıldım. Büyük geçmiş olsun.
Nasıl gidiyor yani? Çok iyi. Çok iyi değil mi? Bir sakinlik. Bir... Tabii inanılmaz. Bir ferahlık geldi yani. İnanılmaz. Evet. Ben de ilk PYT olduğumu anladığımda daha o küçük mavi haplar da çıkmadan önce. Ki hatırlarsın ilk çıktığında o küçük mavi haplar radyoda canlı denemiştik onu. Evet, enteresan bir deneyimdi. Evet. Ama hala da hatırlarım onu yani ya. İşte PYT olunca da insan eski anılara sarılıyor. Bir taraftan hoş, bir taraftan hayat yorucu bir şey. Bana yaşamımın çeşitli dönemlerinde hani böyle hakikaten uzaklaşıp tüm sosyal şeylerden, relationship'lerden, yakın uzak, kısa, yorucu, kolay, easy, tüm ilişki tiplerinden uzaklaşıp sadece çünkü anı dediğimiz şey enteresan bir şey. Onu eskidikçe tatlı hale geliyor sanıyorum. Yani evet, doğru. En acıları bile tatlı hale geliyor. Evet, yani çünkü o fermantasyon süreci gibi. Evet, acı hissi çünkü kekremsi bir şeye geliyor ki kekremsi tatlar özellikle Türk mutfağında, Akdeniz mutfağında çok önemli yer tutan argümanlar. Sonuçta acı da bir tür asit. Tabii acı zehirdir aynı zamanda. Tabii ki. Yani acının ağzındaki karşılığı zehirdir. Yani. Kırmızı elmadır yani. Bu ne? Zehir zemberek denir. Zehir zemberek denir. Zıkkımın kökünü denir. O zıkkım, zakkumdur aslında. Evet. Çünkü zakkumun soğanı bayağı bildiğin zehir acıdır. Evet. Asit ekşidir. Evet. Yalnızlık bunaltıcıdır. Ay ışığı hüzün verir. Evet. Lodos garip bir sıkıntı. Bir bettik yapar. Evet. Ama aynı zamanda da bir dokunuş. Sanki biri sana dokunuyormuş. Evet. Hissi verir. Yumuşak. Tülümsü de tülü ne yapıyor? Geçen sene toprağa verdik be. Büyük geçmiş. Vallahi. Büyük yani geçmiş. Sorma. Büyük sorma. Geçmiş. Sor. Ya nasıl oldu? Bilmiyorum. Nasıl gömdünüz yani? Normal, düz. Düz, yatayda. Yatay gömdü. Öyle, zaten öyle severdi o. Yani o, evet. Ama yani şey, ters gömseydiniz, ters düz. Ters düz gömdü. Tabii canım onu. Yani hep öyle yatardı yani. Yani. Evet. Böyle yatardı. Büyük geçmiş olsun. Güzel bir şeydi, bir gölgelikli bir şeydi. Allah şey yapsın. Tamamını alırız. Sanıyorum Motofest'ten konuşuyorduk. Evet, Florya dedin. Konser evet, Florya, başlıyor. 3 Eylül dedin. 3 Eylül'de Florya'dan başlıyoruz. 4 Eylül'de Hendek'te, Hendek'e ayrı ayrı toplanıyorsunuz. Sürüyoruz. Orası bir toplanma noktası. Aynı zamanda Rendox Motosiklet Kulübü'nün de kulüp evinin olduğu merkez. Merkez. Dolayısıyla orada toplanıyoruz. Orada küçük kendi içimizde bir konserle iki yol kala Uras akustik bir şeyler kendi aramızda. Ve esas aslında Motofest 5'i sabahı 8'de başlıyor. Motorlar çalışıyor, teker dönüyor ve Ankara'ya kadar grup halinde aşağı yukarı 50 motorlu bir ön ana sürüş grubu ve arkada da diğer katılımcılarla Ankara'ya sürüyoruz. Ankara'da direkt Anıtkabir'e gidiyoruz. Anıtkabir'de hem 100. yıl vesilesiyle hem de bir
çelenk bırakıp ana defterine, anıt defterine bir şeyler kırılayacağız. Bizim Mehmet Ada, işte Sarp, belki Aras Bulut olacak. Bizim için çifte anlamlı bir ziyaret olacak. Oradan Maydan AVM'ye süreceğiz hep beraber. Ankara'daki motorcuların da katılımıyla. Ve orada bir Kaan Tangöze konserimiz olacak. Konser. Evet. AVM alanının bahçesinde aşağı yukarı 2000-2500 kişi kapasiteli. Büyük. Büyük bir konser olacak. Ücretsiz, oysa buna bilet vermeyeceğiz. Çok iyi. Yani tüm Ankaralı motorcuları ve dinleyicilerimizi davet ediyoruz şu anda. Ertesi gün Ankara'dan Kütahya'ya süreceğiz. Yolda çeşitli mola noktalarımız olacak. Bunlardan biri de Eskişehir 6.45 olacak. Orada biraz sakinleyip serin şeyler içeceğiz. Likit'e döneriz. Yani önemli tabii. Sonra Kütahya 6.45'te bizim Emre Argın Kısmet Oto Tamirhanesi etkinliği olacak. Bir DJ set yapacak. Bayağı bir ağır bir gece olacak. Bu etkinliğe eğer Kütahya'daysanız ya da Kütahya'ya yakınsanız bu etkinliğe bilet isteyebilirsiniz. Bunun için de Motofest on the Road Instagram sayfasını takip edip ki bir post atıldı bununla ilgili. Ki ben de hikayeyi attım. Orada yani hangi konser, hangi ildeki konsere daveti istiyorsanız onu... Bunun için de Kütahya yazmak yeterli. Yeterli olacak. Ertesi gün Antalya'ya süreceğiz. Bir yine 300-400 kilometrelik bir sürüş. Bu yol ne kadar sürüyor mesela 300-400 kilometre dediğin? Lan ne kadar Likit'e döndüğümüze bağlı. Yani aşağı yukarı 4 saat 5 saatte çünkü çok fazla sayıda motorla birlikte sürdüğümüz için yani çok hem sürüş güvenliği açısından hem yani bir sürü halinde sürdüğümüz için acele yok, yavaş da değil. Acele yok, dura dura. Ama 5-400 kilometreyi yani 5-6 saatte süreriz diye tahmin ediyorum. Akşam Antalya'da Red konseri var. Red. Red. Yani Antalya yazarak bu postun altına Red konseri için de bilet isteyebilirsiniz. Konser ayrıca, nerede dedin? Konser Lara'da. Bir mekanda şöyle söyleyeyim lütfen yanlış söylemeyeyim diye sorry Red konseri tarihi de tam söyleyeyim. Lütfen. Bu festivalin 5. günü oluyor. Perşembe yani kaç günü. Eylül? 5 Eylül. 5 Eylül Perşembe. Antalya Sunset Private. Okey. De olacak. Bu eski Jolly Joker. Şimdi okay. İsmi değişti. Burası için de dinleyicilerimiz davetiye talebinde bulunabilirler. Evet. Sadece sözünü ettiğin posta evet. Antalya yazıp bir evet. Mesaj atmaları yeterli. Evet. Böyle şeyi takip etmeleri yeterli olacak. Motofest. On the Road Instagram hesabına. Ben de takip edeyim. Lütfen. Yani. Takip etmiyorsam tabii. Bir bakayım takip ediyorum. Zararı olmaz. Faydası olur. Onu bilemem. Buradan Denizli'ye süreceğiz. Yine bir herhalde 300 küsur kilometrelik bir sürüş yayla yolundan Korkuteli üzerinden. Çok güzel yoldur geçip, da. Evet. Şişli Ramazan'ın önünden geçip Denizli'ye ineceğiz. Denizli'de şu mu? Evet, Motofest on the Road. Yes. Bu. Çok iyiymiş. Denizli'de yine bu sene festivalin ana sanatçısı Kaan Tangöze Holy Stone isimli mekanda
Denizli'de. Evet, Denizli'de açık bir konserimiz olacak. Hı-hı. Buna da Denizli yazarak isteyebiliriz. Çok iyi. Denizli'den Fethiye yayınlayacağız yaylada. Fethiye Kayaköy'de Reliş isimli mekanda yine bir 2000 kişi kapasiteli yine bir Kaan Tangöz'ü konserimiz olacak. Çok iyi. Bunlara da davetiye veriyor muyuz? Evet. Fethiye yazmaları yeterli. Bu konserden sonra bu gecenin sonunda Kaan Tangöz'den sonra Erol Egemen bir DJ set yapacağı söyleniyor. Ben de işte çok heyecanlıyım kendisini belki görürüm bugün çünkü. Gay bar mı? Yok. Normal mi? Açık açık ama yani. Bugün çünkü o tanıtım şeyinde o 7. Nisan tanıtım videosunda sanki görür gibi oldum Erol Egemen. Benziyor. Evet arkadan. Benziyor. Arkadan tam ona benziyor. Benziyor. Ve yine küçük sahnede de Maya Perest çok yetenekli genç bir şarkıcı, sanatçı. Onun bir konseri olacak. Yani Fethiye bayağı çok iyiymiş. Müzikle dolu enteresan bir fest. Buraya motorla olacak. Gelmek şart mesela. Ben uçağa binip gelsem. Olur. Oluyor mu? Olur. Arabayla olur. Hoşuma gitti bak. Yürüyerek uzun sürer. Yok o kadar yolu yürümem. O yani eskiden olsa şey yapar. Düşünürdüm de. Ölürsün. Hı. Oradan da Datça Palamutbükü'ne ertesi gün süreceğiz. Orada Moşe diye bir mekan var. Orada kendi kendimize müzik dinleyip hakikaten Palamut'la bir bağlantısı var mı Palamutbükü'ne? Palamut yeniyor mu? Yetişiyor yeniyor, mu? Yetişiyor mu? Yani bu denizden çıkan bir palamut mu yoksa ağaçtan düşen bir şey. Meşelik bir yerde hani evet. Mesela palamut yani lakarda makarada denizden çıkanı geçtim de ya mesela çok üzen bir şeydir sebzedir yani meşe palamutu özellikle. Hmm, ben de. Nedense bende de öyle bir karşılığı var. O kadar böyle işte açıcı gözüken bir şeyin sadece domuzlar tarafından evet. Yeniyor olması hakikaten acı verici bir şey. Yani ben şeye de çok rahatsız oluyorum. Sandık adına. At kestanesi derdik ya. Evet. Mesela onlar da zehirli biliyor musun? Yani evet. Bize zehirli. Bize zehirli. Halbuki çok lezzetli bir hayvan. Evet. Ama maalesef fazla eve bile şey yapmayın, fazla ellemeyin diyorlar. Evet. Öyle diyorlar. Gerçi ben yedim. Ben toplarım gördüğüm zaman. Ama pek bir şey olmadı. Biraz midemde bir şey yapar. Hissettim. Bir de böyle sanıyorum evdeki kediye bayağı bir hakaretler etmişim. Anlat şey ama yani kestane etkisi. Kestane etkisi. Kestane etkisi. Biz daha çok kuzu kestane. Anneannem evet. Yağmurdan sonra gönderirdi bize biraz. Kuzu toplayın da gelin. Bunlar. Onları kuzuna da biraz haşladıktan sonra kuzuna da kavurur sonra soyup ertesi yıl barbunya ve benzeri yemeklerin içine atar. Çok iyi be. Şeker yerine. Yani hem karbonhidrat olsun hem çok iyi olsun diye. Öyle geçti günler işte. Vallahi o günlere işte geldik. Yani hakikaten ha. Dile kolay. Allah gecinden versin. Ne kadar zor ya bir taraftan düşününce. Hakikaten. Evet. Bu kadar çok Tangöz'e dedikten sonra istersen. Tangöz'ün bir parçası var. Hemen elimin altında istersen. Evet. Onu bir çevirip iki nefes alalım. Bu arada bizi YouTube Official'dan dinleyecek olan dinleyicilerimiz yani bu kaydı dinleyecek olan dinleyicilerimiz tabii telifle ilgili meselelerden dolayı dinleyemeyecekler. Hani bu noktada bir durup dinleyip sonra kayda devam edebilirsiniz. Ben tavsiye ederim yani. Yani ben de. Ya da direkt canlı dinleyin. O da güzel. Evet.
Şimdi bakayım çalabilecek miyim? En kötüsü yalnızlık var. Böyle. Güzel söyledin. Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe, Standart FM. Ya. Tuğçe. Efendim. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. PR işinde misin hala da? Efendim? Halkla ilişkilerde misin hala da iş olarak? Evet ya, maalesef. İyi. Bu arada Tuğçe izninle YouTube'dan bizi tekrar dinleyecek olan kadınlar için Kaan Tangöze'den biraz önce bekle dedi, gitti. İsimli şarkıyı dinledik. Özdemir Asaf'ın bir şiirini oradan bilirsin bunu. Zaten o da gelmedi, ben de beklemedim diyor. Evet. Evet. Ölüm gibi bir şey oldu ya, ama kimse ölmedi. Ya. Siz tanışmıştınız değil mi? Kendisiyle mi? Hı. Si. Asaf Halet Çelebi ile tanışmış mıydı? Gıyabında. Gıyabında. Ben yetişemedim ona. Yani Beyoğlu'na o kadar sık çıkamadım yani. Çıksaydım o dönemde. Ya da Türkiye'de değildim. Şöyle hatırlamıyorum yani. Celal Sıla ile senin bir şeyin var mıydı? Yetiştin mi sen Celal Sıla'ya? Yetiştim tabii. Son yıllarında beraberdik. Geçmiş olsun. Zor yıllardı. Aa, o yıllar zaten büyük açlık gibi yani. Tuğçe. Efendim. Ne var ne yok anlat bakalım bize. Yani çok bir şey değişmedi aslında. Daha da benim görüşümde kötü olmaya başladı gibi. O yüzden aslında sizi aramak istedim. Böyle size konuşursam belki iyi gelir gibi geldi. Ne mesela? Kötü giden diyelim. Kötü giden ya, böyle çok garip bir durum. Yani nasıl anlatırım bilmiyorum ama kısaca şöyle söyleyebilirim. İşte bir arkadaş grubum var, çok sevdiğim. Adı ne? Yani grubun bir adı yok. WhatsApp grubumuz yok mu? Ona bir isim koymadınız mı? Ha, öyle. Mücadele Derneği. Mesela varmış demek ki. Ve adamın adı ne? Herhalde en iyi arkadaşınızla bir şey oldu. Ben öyle hissettim. Ha, yani tabii öyle bir şey var. Ama şöyle bir şey de var. Şimdi en yakın olan kız arkadaşım haberim olmadan benim yazdığım çocuktan hoşlanıyormuş ve o bunu bilmiyordu. Hmm. Gelip şimdi her gün bana benim beğendiğim çocuğu anlatıyor. Yattılar mı? Yatmışlar mı? Yani seni anlatıyor. Yok, sanmıyorum. Nesini anlatıyor o zaman? Yok. Ha, bu kadınları anlayamıyorum abi. Ben de mesela bu, yani yatmamışlar, neyi anlatıyorsun? Anlatacak bir şey yok ki daha. Değil mi? Ben de aynı şeyi sordum. Hı-hı. Dedim boşa kürek çekiyorsun. Hani yapacak bir şey yok. Her şeyi ortada görüyoruz falan. Yok yani, inatla. Bu seni üzdü anladığım kadarıyla. Değil mi? Yani bir, evet bir ya. Dengeler çok bozuldu işte. Grup ilişkileri böyledir. Birlikte takılın. Ya pek bana göre değil gibi sanki. Bu bir çözüm olabilir ya. Yani. En azından deneyin. Belki hoşunuza gider. Evet. Onu da düşündüm aslında, nasıl olur acaba diye. Ama şey, eşit değiliz ya. Yani en azından 3 ya da 4 kişinin fiziksel olarak olsun, işte farklı türlerde olsun, eşit olması bence o olayın daha rahat olmasını sağlar. Nasıl eşit derken neyi kastın? Evet, ben yani ne bileyim, şey mi? Yaş farkı mı var? Beden farkı mı var? Evet, beden farkı var.
Zor olmaz mı? Yani aynı anda birlikte olmak zorunda değilsiniz yani. Evet, bir gün o, bir gün siz şey yapın. Görüş. Bizim Mete ile öyle bir şeyimiz vardı. Mesela çok uzun yıllar sürdü. Evet yani. Gerçi o yıllarda Instagram, telefon falan bu kadar gelişmiş değildi. Gelişmiş değildi. Daha rahat oluyordu. Evet. Öyle de zor olur ama ya. Sen aşık mısın? Aşık mı olmak istiyorsun? Öyle bir şeyler hissediyorsun. Yok, büyük ihtimalle. Ya bizimkisi şey aslında böyle normal bir, hani derler ya şimdi bizim gibi daha ufaklar. Yükseliyorum falan filan derler. Ha, siz yükseliyorsunuz. Peki ama bu erotik bir şey ya. Evet. Tuğçe, şöyle bir şey sorayım. Mesela şart mı? Yani olması, tabii şart aslında. Olmasa da olmuyor mu yani? Olmaz. Olması lazım. Olmasa da olur da olsa güzel olurmuş gibi. Olması olmaz. İlla bir tadına bakılacak. Bir denenmesi lazım. Ya, bu kadınlar çok tuhaf yaratıklar gerçekten. Ya. Gerçi biz de öyleyiz. Yani senin için söylemek gerekirse de sen öylesin. Yani ben kendim için bir şey estağfurullah canım, ben niye öyle olur? Olmaz yani. Yok. Ama benim gördüğüm kadarıyla sen öylesin yani. Çok tuhaf hareketlerini gördüm senin. Olabilir. De burada yeri değil, yoksa anlatırım da. Şimdi şunu söyleyeyim sana Tuğçe. Yani şimdi bir grup söz konusu. Mesela kadınlar bir arada olup çok sık görüştüklerinde aynı gün kanamaya başlıyorlar. Biz erkeklerde olmuyor bu. Bizde evet. Bizde öyle şeyler olmuyor. Aynı gün kanamıyoruz yani. Biz ne zaman yaralanırsak falan, saçma bir şey yaparsak o zaman. Ben elimi kestim mesela az önce. Evet. İşte bende bir şey yok mesela. Sen de bakıyorum ellerin yok. Sağlam. Benim şurada bir egzoz yanığı var. O da bende yok. İşte al işte. Bak ne kadar basit. Evet. Dolayısıyla grup ilişkilerinde bir noktadan sonra hani hep söylediğimiz Mete Amir'in çok söylediği bir şey vardır. Bir şeye ne kadar çok bakarsan o kadar çok ilginçleşir. Evet. Yani dolayısıyla grup ilişkileri biraz... Evet. Tam şöyle bir şey, böyledir yani. Şöyle bir şey ekleyeyim mi söylediğine? Bu grup ilişkilerinde bir süre sonra yaralanmalar başlar. Tabii yani gruplarda böyle dağılır zaten. Yani bu kaçınılmaz bir şey. Dolayısıyla yani grup dağılmaması için grup yapmak lazım. Evet. Hep mi böyle olacak yani? Evet, hep böyle olacak. Bir grubun varsa işte... Ya da gruplaşmayın. Evet, gruplaşmayın. Seyrek durun. Evet. Bunun çözümü buysa o zaman... Bunu zor. Etmek lazım. Ya bunların üzerine biraz düşün ve bence bir sonraki 18. Nisa'da evet. Konuşalım bu konuyu. Yani çünkü belki de yani o adamdan hiç hoşlanmıyorsun sadece. Evet. O grup içerisinde. Çünkü orada bir challenge var. Challenge var. Bir statü var belki. Evet. Belki grup içinde oynadığı rol. Çünkü grup ilişkilerinin hepsinde bir rol oynanır. Tabii tabii. Şu da var. Ben rol, doğru anladıysam lütfen. Bir siklet farkı var. Bir beden dediniz. O beden farkı neyse. Yani bir haksız rekabet gibi bir şey de olduğunu düşünüyorsunuz anladığım kadarıyla. O bilmiyorum. Tabii detayı bilmediğimiz için şu an çok da yardımcı olamıyorum. Yoksa ben bu konularda iyi danışmanımdır. Evet. Ben PYT'yim mesela. Bu konuda çok yetkin değilim. Ama yani ben ne bedenler gördüm yani. Ki yoktular. Dolayısıyla çok gerçekçi bulmuyorum. Ama dediğim şu yani. Bu sanıyorum hayat bilgisi dersinde de öğretiliyor artık. Yani bir gruba girdiğinizde hep bir takım roller... biçilir. Bir takım evet. Roller talep edilir aslında. Herkese bir rol yüklenir. Evet. Dolayısıyla da kimdi bu bizim şey trafik kazasında ölmüştü. Çok içmişti de. Bart mıydı? Roland. Roland Bart mı? Onun söylediği bir şey vardır. Belki de o değil de Andre söylemiştir. Camus da olabilir.
Bunların hepsi Fransız şeyler. Hepsi aynı, yani, aynı, şey, aynı şey. Falan şey yani. Aynı yani. Yolun yolcusu yani. Mesela Eiffel Kulesi'ni görmemenin tek yolu Eiffel Kulesi'nin evet. içinde olmaktır yani. Evet. Dolayısıyla hani biraz grubun içinden çıkıp dışarıdan bakmayı da becermekte fayda var. Dolayısıyla sana bir hafta süre veriyorum bunun için. Tuğçe. Tuğçe, önümüzdeki salı bu konuyu şey yapalım. Masaya yatıralım. Masaya yatıralım ya da siz yatın olur. Yani. Bir şey yapın. Yani bu arada yatarsanız hiç masaya yatırmaya gerek kalmaz, onu da söyleyeyim. Evet. Sorun çözülecek yani o zaman. Evet tabii. Çok teşekkürler Tuğçe bizi aradığın için, sesini duymak tekrar. Evet. Ben teşekkür ederim. Bir şey sorabilir miyim diye var. Tabii. Motofest olacak. Evet. Ben de Denizli'ye gelmek istiyorum. Tamam. Kaan'dan gözetin hem de sizle tanışmak için. İnşallah yani olursa. Tamam, sana bir bu Motofest'te yaz. Takip et Motofest on the road Instagram hesabını, oraya yaz. Ben sana zaten verdim şu anda yani. Davetiyi. Çok teşekkür ederim. Tek kişilik mi, iki kişilik mi istersin? Yani eğer iki kişilik vermeniz mümkünse mümkün. Çok sevinirim. Mümkün. İki kişilik davetiye ama. Uşak Tuğçe olarak yazacağım kapıya ismini. Teşekkür ederim. Görüşürüz Tuğçe. Bu hafta içi bu işi hallet ya da iş bize kalacak yani gördüğün evet. kadarıyla. Tamam, haftaya falan anlatacağım olanları. Eyvallah. Çao. Evet, daha dinleyenler birazdan çok sürpriz bir telefon bağlantımız olacak. Harika yani. Küçük birkaç hatırlatma daha yapalım. YouTube Kaybedenler Kulübü official sayfasını takip etmenizi ve destek vermenizi istirham ediyorum. Değerli dostum Mete Onduk ve ben Çaydan kendi adıma. Canlı yayınlanan nüshaları yaklaşık bir hafta kadar sonra orada bulmanız mümkün, dinlemeniz mümkün. Ve Motofest on the Road 2023 içinde Kaan Tangöz'e Red Kısmet Oto Tamirhanesi konserlerine davetiye vermeye devam ettiğimizi hatırlatırım. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Motofest on the road Instagram hesabını takip edip bir iki kişi etiketleyip hangi şehre bilet istiyorsanız o şehrin ismini yazmanız yeterli olacaktır. Ragıp takipte. Ragıp bakıyor. Ses yok. Soru yok. Halbuki hep insan kendi kendiyle konuşur. Şimdi konuşmakta zorlanıyorum açıkçası. Rusya'dayım. Çalışmak için geldim. Merak ettim geldim. Çoğu arkadaşımın hayali buraya gelmek. Benim değildi. Çok fazla hayal kurmuyorum. Biraz zorlanıyorum. Okuldan yeni mezun oldum. Yeni mezun olunca herkes sizi sıkmaya çalışır. Çalışıyorlardı. Az para verip çok çalıştırıyorlar. Bazen düşünüyorum bütün bunlara değer mi diye. Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe, Standart FM. Standart FM'de Kaybedenler Kulübü dinliyorsunuz değerli dostum Kaan Çaydamlı ve ben Mete Avunduk. Gece 2023 17 numaralı Nusra'da Kadıköy'de Merkez Stüdyo'da canlı yayındayız. Bugün yıllardır sesini duymadığım büyük bir kaybeden var.
sesi duyduğunuz anda eğer dinlediyseniz zamanında hemen anlayacaksınız. Evet. Usta. Usta, iyi akşamlar usta. Vay be. Vay. Yani belki son yıllarda dünyanın bu kötü gidişinden, belki yaşlanıyor oluşumdan, belki beynime giden kırda damarların tıkanması sonucu sağlıklı olmayışından, sağlıklı düşünmeyişinden dolayı bilmiyorum. Ama yıllar sonra sesinizi duymak, yani çok iyi bir müzik parçasını dinliyor gibi geldi bana usta ya. Vay be. Büyük keyif aldım usta. Aynı şekilde usta. Vallahi yani. Aynı. Tam olarak aynı. Yani hayatta olduğunuza o kadar mutlu oldum ki sesinizi duyduğumda gerçekten şu anda üzüldüğüm Nazlıhan'a küçük evimin küçük terasında biliyorsunuz emekli maaşı 7,5 rakı almaya para yok. Mecburen rakı mı yapıyorsunuz? Şarap içiyorum usta, köpek öldürün de lanet olası beni öldürmedi. Ama zaten onun için köpek olsan öldürür. Seni öldürmez abi. Öldürmedi yani. Ama likitte kalmakta fayda var usta bu dönemde. Yani gerçekten çok mutlu oldum yani sesinizi duyduğuma. Eyvallah. Abi büyüksün be. Yani bir, şu an bir nostalji yaşıyorum. Yani değişik duygular yaşıyorum. Çok iyi. Gerçekten çok şu an şarabın etkisinden değil sanıyorum. Yani sesinizden dolayı da mutlaka. Şüphesiz öyledir usta. Usta arıların ne yapıyor ya? Usta geçen sene arıların tamamı öldü. Bu yıl yapma be. Bir tane alayım dedim. Yeğenlerim azlık yapıyor. Verdim yanlarına. Bir 5-6 kilo işte evime girecek kadar bir bal aldım. Valla başın sağ olsun diyeyim. Sağ ol usta da. Yani çevre olayları farklı. Demin siz Palamut'tan bahsediyordunuz. Yani denizden mi gelir, karadan mı gelir diye de. Yani şundan eminim ki bu kadar ormanın yandığı bir dünyada karadan gelme ihtimali kalmamıştır diye düşünüyorum. Deniz de şüpheli. Ama denizin iyi bir tarafı var usta. Kendine ait olmayanı tutmaz içinde. Dışarı atar. Evet, dışarı atar da. Yani bilmiyorum, umarım her şey iyi olur. Yani. Gerçekten çok mutlu oldum sesini. Eyvallah. Eyvallah. Her şey yolunda diye umuyorum senin o tarafta. Süperlat her zaman ben alçak sürünmeye devam. Alçak sürünmenin de bir şeyi vardır usta, avantajı vardır. Sürekli yerde olduğun için düşme ihtimalin hiç yoktur. Yani hiçbir şekilde. bu çok iyi. Evet. Çok iyi. Ben de. Eyvallah. Buradan eski dostlara, Poliklinik Dilemma'ya, Gregory Samsa'ya, Donovan'a, Karga'ya, yani aklıma şu an yani bütün eski dostlarıma, bütün kaybedenlere selam söylemek istiyorum. Eyvallah. Umarım yine tekrar görüşürüz. Görüşürüz işte. Sesinizi bin yaşa be. Duymak istiyorum. Kendinize iyi bakın usta. Eyvallah. Büyüksün be. Valla bin yaşa. Bin yaşa. Eyvallah. Görüşürüz. İyi geceler diliyorum usta mümkün seyahat. Eyvallah. Mümkünse usta. Kendinize iyi bakın. Eyvallah. Hiç değişmemiş. Evet. Sesi en azından. Aynı. Aynı. Çok iyi be. Bence de. Ölürse dik gömmek lazım. Hüseyin Usta'yı dik gömeriz. Yani kafasının yukarıda kalması lazım. Şöyle dik bir şekilde. O bir şekilde çıkar zaten. Yani topraktan 4-5 metre aşağı insek yeter. Yeter. Fazla da şey yapmamak lazım. Yani kafasının üzerinde bir 50-60 santim bıraksak yeter. Yeter.
Var. Ha. Evet değerli Anlar Kaybedenler Kulübü burası. 2023 lira 17. Ne oldu? Nusa'yı dinliyorsunuz Kadıköy'de. Oldukça güzel bir yaz sonu akşamı. Bir Ağustos. Evet. Akşamında daha doğrusu Mete Onduk, ben Kaan Caydamlı canlı yayındayız. Bize canlı yayında katılmak isterseniz FM nokta standart Instagram hesabından bir doğrudan mesaj atmanız yeterli olacaktır. Telefon numaranız, adınız ve mümkünse nereden aradığınız yazmanızı rica ederiz. Evet, programımızın bu ikinci yarısında belki de uzun zamandır ilk defa hayat, kadınlar ve aşk üzerine konuşmaya başlayacağız. Programımızın formatı gereği ikinci bölüm tamamen bu üç konuya ayrıldı. Tabii bunlar odaklanacağız. Yani bunlar gelişi güzel konuşulacak konular değil. Şüphesiz. Takdir edersiniz ki bizim de yaşımız bir yere geldi. Ben şu an mesela... Ben PYT'yim mesela. Altıncı yeniden doğumumda 50 yaşındayım. Bayağı yani şey olmuş. Yani sen 7'ye doğru koşuyorsun gördüğüm kadarıyla. 9 defa mı? Koşuyorum demeyeyim. 9 defa mı? Yavaş yavaş ilerliyorum. 9 defa mı? 9'muş hakkım. Daha öyle mi? Ya iyi. Ben hatırlamıyorum bile artık. Instagram'dan bana sürekli bir şey geliyor. Bu arkadaşı bunu yapmaması üzerine mesela bir kelime ne yazarsam çok kibar davranmış olurum. Bence... Mustafa Sandal'ın Kop diye bir albümü vardı. Mesela bunu yazabilir miyim? Kibar mı yani? Çalabilirsin de diyeceğim ama yani ben giderim. Ne kop? Yani ben de koparım. Arşivimde yok. Ben de koparım yani. Arşivimde yok. Hakikaten ne yapıyor Mustafa Sandal? Çok iyi. Ha. Ben Mustafa Sandal'ı severim bu arada insan olarak. Yani ben de severim. Yani o özellikle... Yani müziğini hiç dinlemedim. Dolayısıyla çok bir fikrim yok ama... Ben şeyi dinledim. Bir iki parçasını dinledim. Bunlar çok uzun. Televizyon, az sayıda televizyon kanalı varken... kazak örmek üzerine bir şarkı yazmıştı. Çok iyidir ama o şarkı be. Yani hiç dinlemedim ama... Evet. Ben de o günden hikayesi beri... Hikayesi var. O günden beri. Hikayesi Değil var. Lan bu? Yani bir sanat eserinde... Arada mesela arabalı bir şarkısı var, çok severim. Ben de hiç dinlemedim onu ama güzel şarkıdır hakikaten. Yani arabalı şarkı. Arabalı şarkılar her zaman iyidir. İyidir. Bugün bir Mustang, bir Chevy. Bir Lotus... Mesela MG. Bir MG, bir şey Lamborghini. Eski Şahin. Eski Cooper var mesela. Eski. Bilinmez yani. Bentley. Şimdi konuşmaya başladı. Şimdi konuştu ya. Yani. Evet. Çok şükür be amir. Yani, vallahi evet be. Yani arada şükretmek de şey var. Ama şu iki dakika arkama yaslanabilir miyim? Ama likitte kalmak çok önemli. Likitte kalmak değil mi? Bir buzdolabına gideyim. Allah'tan burada bir buzdolabımız var da. Aç değil. Bugünlerde yani aslında hani gündelik hayatın içinde olmayan şeylere kafayı takmak ya da gündelik hayatın işaret etmediği şeyler üzerine düşünmek üzerine düşünüyorum. Fakat hava çok sıcak. Evet, düşünmek için çok sıcak. Evet. Onu söylüyorsan. Yani bugün yine oldu sabah 10 gibi falan. Balkona çıktım, gölgeydi biraz. Bir hafif de esinti vardı. Dedim yani bana gündelik hayatımın dayatmadığı bir şey üzerine düşüneyim dedim.
ne üzerine düşüneceğimi düşünürken bayağı güneş geldi şeye. İçeri geçmek zorunda kaldım. İçeri geçince de işte kanepede sen de niye olmasın bir arkadaş vardı. Geceden şey olmuş. Geceden mi kalmış? Geceden kalmış. Böyle bir kıpırdandı falan. Kendine gelir gibi oldu. Dedim mama bir şey vereyim mi sana, yani yemek şey var mı? Yok dedi, tokum dedi, biraz başım ağrıyor dedi. Okey dedim. Gel şöyle dedi. Hani senin yerine kapmış gibi hissediyorum kendime. Estağfurullah dedi. Kalk git deseydin. Yok. Diyemedim. Hı. Yani kalk. Açarım benim, kıyamamışsın. Kalk git. Denemeyecek kadar yani bir baş ağrısı vardı. Sonra kalk git dedim. İyi demişsin. İyi demişsin. Hattım olacak gibi. Tabii. Çünkü hava çok sıcak. Tabii, bir de şimdi şunu da söylemeden edemeyeceğim. Yani güneşli coğrafyalarda diyelim, hani güneşi bol, sıcağı aşırı coğrafyalarda zaten farkındaysan düşünülmez. Oradan düşünür de çıkmaz. Nerede koyu karanlık? Ha. Avrupa'nın, Akdeniz'in yukarısından ha. Bahsedelim. Denizden ne kadar uzak? Orada düşünürsün. Ha. Çünkü düşünecek hani hayatın içerisinde olmayan şeyler gelmeye başlar. Şüphesiz öyle. Yani buna katılıyorum ki yani tarihin ilk dönemlerinde biraz bunun tersi gözlenmiş olsa da, yani Akdeniz çanağı özellikle antik felsefenin ve bilimin doğduğu bölgeler olarak düşünülse de aslında bu tamamen kapitalizmin yarattığı bir bence de. Şeydi. Bence de. Çünkü yani kapitalizmin gerçek tohumları bu yıllarda atıldı. Neymiş? Mezopotamya medeniyetinin şeyiymiş. Hadi canım oradan yani. Şimdi şarap nereden çıkmış? Samilerden. Yeah. Samiler nerede? Nerede? Persepolis falan o taraflarda. İran evet. O taraflarda. Yani. Evet. İncir nerede? Anadolu'da. Anadolu'da. Üzüm nerede? Anadolu'da. Anadolu'da. Evet. Zeytin nerede? Ne o zaman? Düşünecek ne var yani? Şimdi düşünecek bir şey yok. Felsefe yapma. Yapma kardeşim. Bugün hala daha uğraşıyoruz. Al bak. Ha, yok stoacılar bilmem ne. Allah yok. Allah. Ya şimdi hayat o kadar kolaysa tabii sen stoasyonist takılabilirsin. Evet doğru. Hatta yani kınık bile olabilirsin. Yani gölge etme başka isyan. İstemem senden. İstemem. Evet. Halbuki olayın gerçeği öyle mi? Ben size olayın gerçeğini anlatayım. Pompa yapıyordu. Evet. Evet. Çünkü kınıklar her şeyin açık ve ortada olması gerektiğine inanırlardı. Dolayısıyla seksin de Diyojen bayağı şeyi de fena değildi. Ben o yıllarda gerçi Atina'da değildim. Bu yakadaydım ben. O yıllarda zeytinyağı işine girmiştim. Sonra çok moda oldu zeytinyağı. Erken girmişsiniz. Erken girdik. Zaten biz... Sonra çok moda oldu. Para etmeyen şeyleri erken girmekte iyiyiz. İyiyiz. Zaten kaybedenler kuruyor burası. Neyse yani... Onun da fıçı falan değil. Bayağı bir mağarada yaşıyordu Atina'da ben. Bir gittim de demiştim. Dion demiştim. Kardeşim çık buradan yani. Tamam yani çarşıda... Ölü balığa köpek tasmasını dolaştırmak tamam bir tür bilgelik ama o da bir yere kadar. O da bir yere kadar dedim yani. Gel zeytin işine girelim dedim. Gel incir kurutalım dedim ya. Bak. İncir kurutalım. Kuru incir işi. İçine badem basalım dedim Allah ya. Allah. İncirin. Yani bin çeşit hakaret işittik tabii o yıllarda. bu fikirlerden dolayı. Yani o işte öyledir yani. Evet. Pompa yaparken
Birisi gelip seyrederken güneşi kesmiş, gölge karanlık. Yani gölge etme demiş yani. Etme. Yani işimiz gücümüz var demiş. Hı. Şimdi sen buradan çık, bana stoacılığın babası kınıklardır bilmem ne diye. Yani bunlarla uğraşıyoruz abi. Hala. Hala bunlarla uğraşıyoruz. Görüyor musun? Sonra niye kaybedenler kulübü? Bu yüzden işte. Ha. Bu yüzden. Bunu da anlatamıyoruz maalesef. Anlamak istemiyorum. Olabilir. Burada çok yalnız. O şey bir konu. Artık yer etmiş. Yer etmiş evet, derler. Evet. Evet. Kronik. Evet. Burada tütünüm bitmiş benim. Valla sarabilirim sana. Valla bir tane sararsam. Sarabilirim. Gayet şeyimdir yani. Sen incecisin. İnce sarayım sana bir tane. Hayır. Bu çok sık başıma gelen bir şey değil ya. Tütünümün. Sıralan benim. Senin benim senin için bir iki tane zulam var aşağıda. Onlardan getiririm şimdi. İşte bu. Şunu söylemeye çalışacaktım. Düşünmek diyelim hadi onun genel adına. Bugün konumuzu bağlamak üzere notlarımız. Özgür düşünceye girmeyeceğim. O değil ya. Konumuz. Tam tersini söylüyorum şimdi. Düşünmek ile özgürlük. Ya. Yani bir insanın düşündükçe daha özgür hissetmesi. Bunu birileriyle paylaşması ve düşüncesini yayması anlamında söylemiyorum. O yüzden karıştırmayalım dedim. Bir insanın kendi kendine yaşadığı şeyi, bulunduğu ortamı değerlendirmek üzere düşünerek daha özgür hissetmesi mümkün müdür? Buyurun size. Hiç hoşlanmadığım konu tarzlarından bir tanesi. Şimdi neyse ki ya tütünüm de olmadığı için tam da dinleyemedim büyük ihtimalle. Yani, neredeyse hiç dinlemedim. Evet, çok ama güzel bir soru. Çok teşekkür ederim. Güzel bir soru. Bir insan düşüne düşüne kendini özgür hisseder mi? Hayır. İyi. Çok teşekkür ederim. Aksine. Çok teşekkür ederim. Ya kendi adıma konuşuyorum bu arada belki. Ben de size sordum zaten. Belki hissedenler vardır ama yani bu şey gibi yani bilmek mutsuzlaştırır insan. Ne kadar çok şey biliyorsan o kadar mutsuz olursun. Ne kadar çok bir şey üzerine düşünürsen aslında o kadar çok da bilmeye başlarsın. Çünkü nöron bağlantıları. Bakmaya başlamak gibi. Bakmaya başlamak gibi. Ama yani özgürlük enteresan bir kavram hakikaten. Biraz sıkıcı olacak ama bu üzerinde son günlerde düşündüğüm bir şey. Yani özgürlük canavarca bir şey bence. Vahşi bir şey. Evet. Çünkü şimdi mesela motofestten falan bahsediyoruz. Hani motora binmek, işte yol yapmak, ne bileyim seks yapmak, adrenalin ve benzeri şeyler. Ve kendimizi özgür hissediyoruz. Aslında işte bütün şey burada gizli. Özgür hissetmek. Yani biz o motorları satın alıyoruz. İşte o ekipmanı satın alıyoruz. İşte benzin. Yani özgür hissetmeyi satın alıyorsunuz. Ve şekli. Yani dolayısıyla bu da kapitalizmin tam olarak öyle. Kapitalizmin bir ürünü. Yani aslında özgürlük değil bize özgürlük duygusu hissi. Evet. Evet. Yani tam anlık olarak özgür hissetme evet. Halini satmak. Evet. Bu çok güzel paketlenip bir özgürlük duygusu olarak satılıyor. Oysa ki özgürlük canavarlaşmak demektir. Yani gerçek anlamda salt özgürlük canavar olarak işaretlenir. Çünkü gerçek
Çünkü salt anlamda kötülük, yani kötülük için kötülük. Evet, yani. Sadece tam özgürlük halinde mümkündür. Çünkü hiçbir hesap verme, hesaplaşma yok. Background'da bir şey yok. Çünkü şeyi de mesela canavarca hisle, mesela yine hisle, ya en kötü şeyi yaptığınızda bile hep bir ya bunu yaptı çünkü bilmem neydi. Hesap var. Evet. Hesap. Ama abi salttan, salt kötülük ya da salt özgürlük, ikisi çok saf iyilikten bahsetmiyorum. Aradaki aynı şey değil çünkü. Çünkü salt kötülük, yani kötülük için kötülük. Tek açıklaması canavar tanımıdır. O yüzden mesela canavarlar vardır hep mitolojimizde. Evet. Hayatımızda. Kötüyü anlatmak için. Sen amaçsız kötülüğü anlatmak için. Evet, salt kötülüğü anlatmak için. Sen bu şey de değil. Mesela yıllar önce Paris'te sende bir kafede oturuyorduk. Bir adam geldi. Burası ben Fransızca bilmediğim için burası benim yerim dedi. Bir kendini tanıttı. Michel Tournier mi demişti. Ben de sonra sen kalktın bir saygıyla falan kalk. Ne dedim? Turnike mi yapıyoruz dedim ben yani, turnike deyince. Sonra fark ettim adam yazarmış. İki tane kitabını getirmişti bize. Adam yazarmış. Onun kitaplarından birinde kızıl ağaçlı bir şeydi galiba. Çok iyi hatırlamıyorum. Bir hilkat garibesi tanımı evet, vardı. Evet doğru. Bu da karışır aslında. Yani hilkat garibesi canavar değildir. O parmakla gösterilendir. Ama bizim canavarlara ihtiyacımız var dolayısıyla. Yani biraz karışık. Çok karışık orası. Evet. O neyin ağacıydı gerçekten? Tournier'in o kitabını hatırladın mı? Kızıl elma ağacı diyeceğim ama elmayla ne alakası değil, var? Değil, başka bir şeydi. Kızıl bir şey. Evet. Öldü mü? İnşallah ölmüştür be. Pis bir şeydi. Evet. Evet. Suratı da çok Fransız. Evet yani. Yani ilk gece evinde kalmıştık yani. Şey misafirperver bir çocuktu. Evet. Ya bir Fransızın şarap içmediğini gördüğüm için şaşırmıştım. Bayağı evet. Konyak evet. Şeyi vardı. Evet. Takıntısı vardı. Kahveydi. Kahve konyak. Kahve konyak. Uzun uzun konuştum. Allah'tan Fransızca bilmiyorum diye çok. Neyse ki ben de yani çatpat anlıyormuş gibi şey yapıyordum. O yıllarda Fransızcam vardı benim. Evet sen bir dönem Fransızca konusunda bayağı iyiydin. Bayağı şey yapmıştım, çalışmıştım. Hatta bir Fransız serin vardı senin. Tabii. Var doğru. Bir seri yapmıştım, doğru söylüyorsunuz. Evet. İnsan ne oldum demeyeceksin. Ne oldum diyeceksin. Ne oldum demeyeceksin. Ne oldum demeyeceksin. Ne oldum diyeceksin. Evet. Çok kısa bir nefes alalım. Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe, Standart FM'de. Standart FM'de Kaybedenler Kulübü'yü dinliyorsunuz. Değer dostum Kaan Çaydamlı. Tavunduk bu gece Kadıköy Merkez Stüdyo'da hayat, kadınlar ve aşk üzerine konuştuğumuz 2023-17 nolu Nusa'da canlı yayındayız. Şu an hattımızda Tuğrul var. Bakü'den Tuğrul. Ne diyelim? Tuğrul olmayan Tuğrul. Tuğrul. Tuğrul olan Tuğrul. 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 Evet. Evet. Aynen. Nasılsınız? İyiyiz. Siz nasılsınız? İyi olmaya çalışıyoruz. İyi, o da iyi. İyi, bu da bir amaç yani insan arasında. Yani bir amaç var. Zaten hepimizin bir amacı var. Hiçbir varamadığımız bir amaç. Evet.
Yoksa aramak da mı yoktur demişti birisi. Onu söylemiyoruz maalesef. Aa, çok eski, ancient bir hikayedir yani. Ben... Geçen yayın yaşlandınız dedim. Efendim? Bir daha baktım. Geçen yayın yaşlandınız dedim. Şimdi baktım daha da yaşlandım. Yaşlandık evet. Evet yaşlandık. Yaşlandık. Ne yapıyorsun? Nedir son durumlar? Daha önce bir konuştuk seninle. Konuştuk biz. Konuştuk. Bir kulüp açılışı vardı o gün. Hı-hı. Açtık. İşler iyi gidiyor. E çok iyi. Bazen iyilik getirmiyor. İyilik hiçbir zaman iyilik getirmez. Aksine. Atalarımız iyi söylemiş galiba. Çünkü yani doğada hiçbir şey saf haliyle bulunmuyor. Biraz önce bunu konuştuk, kötülük gibi. Yani her iyiliğin içinde biraz kötülük, her kötülüğün içinde de biraz iyilik olmalı diye düşünüyoruz biz. Galiba çocukken zaten bunu anlatıyorlar bize. Gülersen çok ağlarsın diye. Ha. Niye kulüpte değilsin şu anda mesela? Olamam ki. Hı? Yalnız. Olamam çünkü yalnızım ben. Geçmiş olsun. Yok şu an yalnızım. Geçmiş. Şu an bana da çöktü bir şey. Yalnızlık. Zaten galiba benden de sizden de bana çökmüş. Evet, olabilir öyle. Son tütünümü yaktım. Doğru, çok teşekkür ederiz. Bizi aradığın için bir küçük hatırlatma yapıp sonra programı kapatacağız. Tekrar görüşmek üzere diyorum sana. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Eyvallah. Evet, değerli dinleyenler, Motofest 2023 yaklaşık 3 Eylül İstanbul, 10 Eylül Palamut Bükü'nde bitecek olan İyi tempo ha. Evet, fena değil. Çok adrenalinli olacak diye düşünüyorum. Keyifli olacağını umuyorum. Kaan 3 adet Kaan Tangöz'ü, 1 adet Red, 1 adet 7. Ev konseri biletli. Bunlara davetiye kazanmak isterseniz Motofest on the road Instagram hesabında ilgili bir gönderi var. O gönderinin altına hangi şehri istediğinizi yazarak davetiye kazanma şansınız olabilir. Eğer motorunuz varsa, motorunuz yoksa da, herhangi bir aracınız varsa tüm yol boyunca bize katılabilirsiniz. Birlikte sürebiliriz. Birlikte müzik dinleyebiliriz. Ve birlikte likite geçebiliriz yani. Hep beraber. Hep beraber. Çünkü yani hakikaten devir bana kalırsa özellikle Perşembe günkü Merkez Bankası faiz kararı açıklanmadan önce likitle geçmekte fayda var. Ondan sonra zaten likitten devam ederiz diye düşünüyorum. Yani sıkıntı olmaz yani. Ya likit öyle bir şey zaten. Devamlılık ister. Evet. Bence de öyle. Bugün programı kapattığımız Sezgi yok. Sanırım takip edemedi bizi. O yüzden birazdan Netamir'in özetiyle bu geceyi sonlandırırız diye tahmin ediyorum Ersen'in. Evet, evet. Çok kısa bir ara verelim. Sonra dönüp konularımızı toparlayalım diyorum. Ses yok. Soru yok. Halbuki hep insan kendi kendiyle konuşur.
Şimdi konuşmakta zorlanıyorum açıkçası. Rusya'dayım. Çalışmak için geldim. Merak ettim, geldim. Çoğu arkadaşımın hayali buraya gelmek. Benim değildi. Çok fazla hayal kurmuyorum. Biraz zorlanıyorum. Okuldan yeni mezun oldum. Yeni mezun olunca herkes sizi sıkmaya çalışır. Çalışıyorlardı. Az para verip çok çalıştırıyorlar. Bazen düşünüyorum bütün bunlara değer mi diye. Evet. Daha dinleyenler, kaybedenler kulübü burası. Değerli dostum Mete Avunduk, ben Kaan Çaydanlı. Kadıköy Standart ve Merkez stüdyolarda canlı yayındayız. 2023-17 Nolan Nusay'ı dinliyorsunuz. Hatta bir dinleyicimiz var. Evet, Semih Eskişehir'den arıyor bizi. Semih, merhaba. Merhabalar. Merhabalar abi, nasılsınız? Eyvallah. Sen? Yaş kaç Semih? 33 yaşındayım ben abi. Maşallah. Maşallah. Allah nice şeylere şey yapsın. Allah uzun ömür şey yapsın sana. Yazsın. Evet. Nasıl EYT? Sizi... EYT, PYT durumu nedir? PYT'ye takıldık abi. Yapma ya, takıldık. Daha erken be. Daha erken be. Size özür dilerim. Araya giriyorum. Radyomu destek kısmından bize bu gece destek olan iki dinleyenimiz var. Ahmet Hoziç. Ahmet bir de şey atmış. Bora Taşçı. Onlara teşekkür edelim. Eyvallah. Hoziç vardı ya Galatasaray'da bir tane. Çok severdim. Vardı. Hatırlıyor musun Hoziç'i? Hatırlamaz mıyım? Ahmet. Bakayım. Free bir topless bu atendiğinden false ed- güzelmiş. Siz. Bravo. Ben isap ettik. Ya, çok iyi be. Bunu paylaşacağım. Ya Ahmet ya. Evet Semi. Semi seni dinliyoruz. Güzel bir hikaye var sende. Onu dinlemek için aradık seni. Lütfen. Abi şöyle anlatayım ben. Benim bir arkadaşım var. Onunla böyle Borsa kıyısında falan böyle takılırken sizin eski kayıtlarınızı falan biz dinlemeyi çok seviyoruz. Eyvallah. Biraz da böyle 90'lara karşı bir zaafımız var. Eyvallah. Bir gün dinlerken hatta Hüseyin Usta'nın eski bir kaydına denk geldik. Hüseyin Usta'ya da buradan çok selamlar. Hakikaten ben çok sevindim sesini duyduğuma. Çünkü çok güzel şeyler anlatmıştı. Ve YouTube'da bazı yorumlarda Hüseyin Usta'nın vefat ettiğine dair şeyler görmüştüm. Yorumlar görmüştüm. Üzülmüştüm bayağı. Evet. Bugün sesini duyunca hakikaten hani hiç tanımamama rağmen sanki uzun zamandır tanıştığım bir insanın böyle sesini böyle dinlemiş gibi, karşılaşmışım gibi bir his oldu bende. Evet. O yüzden bir size bir yazmak istedim. Işığın bir madde olup olmamasıyla alakalı bir kayıttı. Ve çok da güzel bir tespitleri vardı Hüseyin abinin. Madde olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz? Böyle gibi bu konu hakkında bir tespitler yapmıştınız abi. Hatta şeyi çok net hatırlıyorum. O dönem takside çalıştığını söylemişti. Kalamış'tayım Şişli durağından. Sizi oradan arıyorum demişti. Hep birlikten böyle bir Kalamış etkisi olunca bayağı bir güzel bir anekdottu. Hüseyin Usta araya gireceğim. Hüseyin Usta Taksim Bostancı hattında B1'di galiba. Plaka dolmuş
yapıyordu. Ayrı şeyi oluşurdu. Hüseyin Usta'nın ayrı kuyruğu vardı. Hüseyin Usta'nın ayrı dolmuş kuyruğu olurdu. Yani Taksim Bostancı hattında Hüseyin Usta kuyruğu olurdu. Evet. Evet, yani bir kuyruk olurdu, bir de gelen arabaya binmeyen ayrı bir kuyruk olurdu Hüseyin Usta'yı bekler. Hüseyin Usta kuyruğu. Bayağı bir Kaybedenler Kulübü hattı. Gibi. Işın... Bu arada Kaan abi, ben geçen sene sizi Eskişehir'e görmüştüm. Hatta bir iki defa falan böyle bir yanınızdan geçtim ama bir yandan da rahatsız etmekten de çekindim. Tanışmak istemiştim ama Eskişehir'e geldiğiniz zaman yine bir tanışmak istedim. Eyvallah, eyvallah. Ben de isterim. Zaten 6.45'ten Emre'ye de çok selamlar. Emre Ardın. Eyvallah. Çok efsane bir insan. Eyvallah. Çok sevdiğim bir insan. Onu zaten uzun zamandır tanıyorum ben de. Eyvallah. Sonuç itibariyle Hüseyin Usta'nın betlik amirliğini aldığı şeyi dinlemişsin sen. Yani ışığın madde olduğunu aslında Türkiye radyolarında ilk defa kanıtlamıştı kendisi. Ondan önce... Canlı yayında daha önce kanıtlandığını hatırlamıyorum ben. Yok, canlı yayında hiç kanıtlanmadı. Nazilerden kaçan bir Alman vardı o. Evet, o bir bilim adamı. O da sayılmaz, o bilim adamı. Bilim adamı zaten. Bilim adamı. Bilim adamının böyle bir şey kanıtlaması çok saçma zaten. Ayrıca ben Einstein'ın bazı fikirlerine katılmıyorum hala da. Ben de. Mesela Graham Bell'in telefonu bulması da hiç... Yani olağanüstü bir durum değil. Değil. Mecburen buldu. Ne bulacaksın yani? Mecburen buldu çünkü... Önce aslında plakçalar yapmış. Farkında olmadan. Evet. Sonra da onu aktarmayı bulmuş. Ya yani telefon sayılmaz o. Yok. Yani, ben de bulmuştum. Evde. Bulmuştum telefonu yani evde. Bizim yıllarda çok zordu telefon bulmak. Ya bizde de zordu ama bizde vardı telefon. Yani bir doktorlara verirlerdi. Bir de 10-15 yıl kadar sırada beklerdi. Ya. Telefon almak için. Yani telefonu bulmuştun ama bir faydasını mı gördük? 15 yıl. Yani bir ne taş yeşil telefon bağlanacak diye. Bekle. Öyle. Evden de çıkamıyoruz. Ya. Çünkü telefon çıktıysa gelip bağlayabilirler yani 15 yıl içinde. Sürekli evde birisi bekliyordu bizi. O yüzden bizim aile hayatımız, benim çocukluğum çok sorunlu geçmiştir. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Hiç açık hava sinemasına gidemedik mesela ailecek. Ailecek? Evet. Açık hava sineması ailecek gidilen bir ortam değildi bizde. Daha çok manitacılığa, adı üstünde sinema. Evet. İşte biz de ailecek gidemedik. Semih, çok teşekkür ederiz. Semih'e bağlı. Bizi aradığın için Eskişehir'de görüşürüz. Abi son şey söyleyebilir miyim? Tabii. Endeks yükselmeye devam eder abi. 8800'ü geçer miyiz diyorsun yani? Fibonacci'yi değer miyiz diyorsun yani? KKM'ler 20 Temmuz itibariyle iptal edildiği için... O yalanmış abi. Ben bozmayacağım. Dolayısıyla borsaya para kaymaz yani. Ben likitteyim. Gitmez diyorsun abi. Evet, Ben likitteyim. Yani. Bence en güzeli yatırım fonlarında kalmak aslında da. Yani likit iyidir ya, likitte. Mesela biz şu anda Mete ile direkt likitteyiz. Ben yani. Şimdi şu bitse de bir sonrakini açsam diye sonraki bakıyorum. Sonraki likite geçsek. İçim sıkıldı. Aynı şeyi görmekten. Likitin de böyle bir sorunu var. Evet. Isınıyor. Evet. Likit sıcak bir şey yani. İnsan elini yakar bir taraftan da. Teşekkür Semih. Semih eyvallah. Çok teşekkür ediyorum abi. Görüşürüz. İyi geceler. Sağ ol. Evet. Değerli dinleyenler. Kaybedenler Kulübü burası. Değerli dostum Mete Onduk ben. Kaan Çaydamlı. 2023-17 nolu. Üç sayı. Sonuna geldik. Birazdan Mete Amir. Prensiplerimiz gereği, evet. Hiçbir şeyi havada bırakmama prensibimiz gereği. Bugün konuştuğumuz gerçekten çok önemli konuları birbirine bağlayarak bir özet çıkartacak ki evet. Bu uzun yayını dinlemeyip direkt Mete Ağabey'in yani, evet, özetini yani, dinleyerek de estağfurullah, evet, ama evet. Vakit kazanabilirsiniz. Bu bir amma hizmet yani bu. Ciddi bir hizmet.
Evet abi. Evet, bugün tabii bu sınırlı süremizde, bize ayrılan sürede çerçevemizi biraz da daraltarak özgürlük üzerine konuştuk. Okyanus bilinci, derin sular, dip balıkları ve derin su etiği üzerine konuştuk. Özellikle erişte, tuz, denizcilik, aristokrat toplumlardaki suç estetiği üzerine konuştuk. Ahmet Hamdi Tanpınar, Erzurum, Palandöken, Çölemerik, stil sahibi olmak üzere konuştuk ve orada epeyce durduk. Kötülük, salt kötülük ve özgürlük üzerine konuştuk. Bu arada yeterli olmuştur. Bence çok yeterliydi. Evet, değerli. Kahvehaneler Kulübü dinleyenleri, 2023 lira 17. Nusra, her zaman olduğu gibi yine Montana çetesine adandı. Hayatı ve kadınları hala daha öğrenmeli. Kadıköy adandı. Bugün bizi oldukça sarsan, duygulandıran, karmaşık bir hale sokan Hüseyin Usta'nın sesini duyma haline, dolayısıyla Hüseyin Usta'ya hepinize iyi geceler dilemek isterim. Değerli dostum Mete Onduk ve ben Kaan Çaydanlı kendi adıma. Ama yani isterdik kalmayı sabah ilerleyen saatlerine kadar, ama takdir edersiniz ki bizim de bir seks hayatımız var. Hepinize iyi geceler sayın dinleyenler. Tabii eğer böyle bir şey mümkünse. Umarız yeterli olmuştur.